cefa çekti İhsan Bey'le sevcesi. Manzaralı geniş bir kat, biraz huzur biraz rahat, cepte biraz para da şart, işte sana tatlı hayat, tatlı hayat, tatlı hayat, ah tatlı hayat, tatlı hayat, tatlı hayat, tatlı hayat, ah tatlı hayat. Günaydın Menekşe. Günaydın Sevinç Hanım. Gece geç geldin galiba. Tahsin'le gece matinesine sinemaya gittik. Bu hafta ikinci bu. Hem de aynı film. Menekşe, bakıyorum çok hızlısınız. Ama aşırı süratten şarampole yuvarlandık. Ters bir laf ettim, bir daha görüşmeyeceğiz. Ne dedin? Çek elimi dizinden, kafanı kırarım. Bir zamanlar benim de öyle durmadan üzerimden ellerini çekemeyen bir sevgilim olmuştu. Nasıl kurtuldunuz? Evlendim. Menekşe, hani bu sabah 8'de uyandıracaktın sen beni? Kusura bakmayın İhsan Bey, ben de uyanamadım. Akşam bir randevum vardı da. Randevu mu? Yani biri sana randevu mu verdi? Adam kaç derece miyop? Nerede hani kahvaltı nerede? Şu anda içiyorsunuz. İnsanı uyandırmazsın, kahvaltı hazırlamazsın. Ne biçim hizmetçisin sen? Düşük maaşlı. İnsan akşamki yemekten sonra nasıl kahvaltı düşünebiliyorsun şaşıyorum. Siz neredeydiniz akşam? Bizim derneğin Fatih'te yaptıracağı hastane için bağış yemeğindeydik. İstanbul'un bütün klas isimleri oradaydı. O zaman sizi nasıl içeri aldılar? Seni yanımızda götürmediğimiz için. Bayağı bağış toplanmış olmalı. Adam başı 200 milyon liraydı. 200 milyon mu? Ben o parayı verseydim hala iyi olurdum. Öyle deme Menekşe. Faydalı bir iş için toplandı. Hem de çok faydalı bir iş için. Adımın gazetenin sosyete sayfasında çıkması... Ver bakayım, ver. Ver, ne yazmışlar bakalım. İhsan, neden gazetenin sosyete ekine taktın kafayı? Orada çıkmak çok mu önemli yani? Tabii ki önemli Sevinç. Reklam bu, reklam. Yakında İhsan Yıldırım adını duymayan kalmayacak. Evet, sizi herkes tanıyacak olabilir ama... ...kimse memnun oldum demeyecek, buna garanti veririm. Ha işte burada. Dün akşam Fatih'te yapılacak hastanenin bağış yemeği için... ...yapılan davette İstanbul'un seçkin simaları bir aradaydı. Aa bakın bakın bakın. Ne oldu, adımı mı gördün? Yok, Gülben Ergen'in Paris'ten aldığı yeni küpelerini. Hadi be. Ne o Hulki Sarı, Necmettin Sumak. Ne her hafta bir bağış yemeğine gidiyoruz, daha bir kere bile adımı yazmadılar. Yalan haberden başka bir şey bilmez misiniz siz be? Hoş geldin Yorgo. Merhaba Sevinç. Feraye şu dün ödünç aldığımız tepsiyi geri getirmemi istedi. İçindekiler de Feraye'den size özel imalat. Un kurabiyesi. Çok düşüncelisiniz. Feraye teşekkür ettiğimi söyle. Söylerim. O zaman hiç vakit kaybetme, hemen söyle. Hadi canım. İhsan. İhsan'ın kusuruna bakma Yorga. Bu sabah çok büyük bir hata yaptı. Ne yaptı? Yataktan kalktı. Anlıyorum. Neyse, benim zaten gitmem gerek. Kendime bir tüfek alacağım. Tüfek oh, mi? Oh. Nihayet Feraye'den kurtuluyoruz, öyle mi? Yok İhsan. Bu tüfek benim yeni hobim için. Öyle mi? Ne hobisiymiş bu? Atıcılık. Ohoho! Siz o konuda ustasınız ya. Siz yıllardır atıyorsunuz. Yok Ege bizim, yok adalar bizim, yok Kıbrıs bizim. O senin ihtisas alanın İhsan. Ne atıcılığı bu Yorgo? Skit. He? Skit. Skit. Bana bak, doğru konuş, atarım balkondan aşağı. Sensin skit. İhsan, kendine gel. Ya baksana, elin psikoposu karşıma geçmiş, küfrediyor ya. Küfür İhsan. Skit atıcılığı yapıyorum. Bu skit dediğim bir tür kuş falan mı Yorgo? Yok Sevinç. Bu skit kilden yapılmış bir disk. Ona ateş ediyorsun. Ortada öyle kuş falan yok. Ha, sanki böyle bir kuş varmış falan gibi hayal ediyorsun. Evet. O zaman tüfek varmış gibi hayal et. Aynen böyle. En iyisi ben şu tüfeği alıp geleyim. Hadi görüşürüz. Yar saçların lüle lüle, Yorgo sana güle güle. Hadi. Koskoca adamların bir kil parçasını ateş etmeleri ne saçma. Ben edebilirdim. Yeter ki o kil parçasının üstünde şu gazetenin yazı işleri müdürü olsun. Adam bir kere bile adımı basmadı ya. Ama ben şimdi arayıp haddini bildireceğim ona. Sakin ol İhsan. Hiç endişelenme Sevincim. Ben sakin bir adamım. Sükunetimi korumasını bilirim. Alo! Çabuk bana yazı işleri müdürünü bağla. İhsan Yıldırım. Ne demek hangi İhsan Yıldırım? Yıldırım kuru temizleme zincirlerinin patronu. Bana bak,
5 saniye mühlet veriyorum sana, yoksa yersin telefonu kafana. Hüseyin Bey ne yapıyor? Sükunetini koruyor. Alo. Çok iyi bildiniz efendim. Var bir problem. Hem de problemin büyüğü. Kardeşim, siz şu magazin ekinizde benim adımı neden bir kere bile basmazsınız? Anladım. Bütün isimlere yetecek yeriniz yok. Güzel. O zaman benim vereceğim yarım sayfa ilana da yeriniz yoktur sizin. Yarım sayfa. Evet. Anlamadım. Duyamıyorum. Bir daha alayım. Peki. Bekliyorum. Geliyor, geliyor. Muhabirler geliyor. 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 Muhabir gazeteden benimle röportaj yapmaya geliyor. Gelsin bakalım. Menekşe şunu mutfağa götürsene. Allah geldi. Menekşe, zili duymadın mı? Ben duydum ya siz? Menekşe kapıya bak. Boşuna telaşlanıyorsun İhsan. Muhabir bu kadar çabuk geliyor olamaz. Belli mi olur Sevinç? Fen çok ilerledi. Aman yarabbi, bu resmen telepati. Yok değil, bu un kurabiyesi. Siz peki benim sizden kurabiye yapmak için tepsi isteyeceğimi nereden bildiniz? Kapıyı çalışınızdan. Nereden bileceğim İrfan Bey? İşte bu telepati. Benim büyük 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 teyzemde de vardı bu özellik. Hatta bir defasında kendisini emniyetten resmen istediler. Bir cinayeti çözmesini falan mı istediler? Yok canım. Moda'da bir gece içip içip dağıtıp vitrinleri indirmişti o yüzden. Zaten sizin ailede dağıtmak çok moda. Tepsiyi ne yapacaksınız İrfan Bey? Efendim, çaya misafirim var, kurabiye yapacağım. Anlıyorum. Ne bu tatlı bayanın adı? Abdülrezzak. Ne? Durun çağırayım. Abdül, gel. Gel. Mısırlı arkadaşım Abdülrezzak. Mısır'dan ne zaman sirk geldi? Benim kendisi dış işlerinde çalışıyor. Abdülcüğüm, seni en yakın komşularım, dostlarım İhsan Bey ve eşi Sevinç Hanım'la tanıştırayım. Esselamu aleyküm ya Habib. Ve aleyküm selam. Tanıştığıma çok memnun oldum Sevinç Hanım. Aa, ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Siz de. Efendim, ben Mısır'da bir konferans esnasında kendisiyle tanıştım. Bildiği için bana bütün ülkeyi gezdirdi. Firavunların mezarları, Sakkara'da ölüler şehri, Enver Sedat'ın kabri. Artık hayırlısıyla sıra bende. Sen nereye götüreceksin? Karacaahmet'e mi? Hayır efendim, Sultanahmet'e. Tabii İslam ülkeleri dayanışma konferansından fırsat bulabilirsek. Efendim biliyorsunuz bu konferansta konuşmacı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Necdet Sezer de bulunacaklar. Kendisine ben tercümanlık yapacağım. Ahmet, Necdet Sezer çok iyi insan değil. Gerçekten öyle. O da eşi Semra Hanım da sanki halktan biri gibi. Kırmızı ışıkta duruyorlar, markete gidip kendileri alışveriş yapıyorlar. Çok haklısınız Sevinç Hanım. Yani tam halk adamı halk. Efendim duyduğuma göre yaptığı gezilerde başka şehirlere gittiği zaman oradaki insanların evlerine konuk oluyormuş. Diyorlar ki bu İstanbul seyahatinde de bazı evleri ziyaret edebilirmiş. Efendim neyse, bize müsaade. Haydi Abdülyallah. Esselamu aleyküm. Ya İrfan, sen bu Cumhurbaşkanı'nın evlere konuk olduğu konusunda ciddi misin? Hem de çok ciddiyim. Konuk olduğu evlere de medya bayağı ilgi gösteriyordur değil mi? Hem de nasıl efendim, bir defasında ben de gazete ya. Aklıma çok iyi bir fikir geldi Sevinç. Madem Ahmet Necdet Sezer ziyaret ettiği şehirlerde evlere konuk oluyor, biz de onu yarın akşam yemeğe davet edelim. Ne edelim? Kaldığımız yerden devam edelim. İhsan, kimi arıyorsun sen? 118'i. İnanmıyorum, cevap verdiler. Alo, 118. Şükür kavuşturana. Bir telefon numarası rica edecektim mümkünse. Mümkün mü? Ne? Veriyorum. Ahmet Necdet Sezer. Evet efendim, bildiğiniz Ahmet Necdet Sezer. İhsan, çıldırdın mı sen? Koskoca Cumhurbaşkanı işini gücünü bırakıp buraya gelecekti ya. Peki bir de Semra Necdet Sezer diye bakar mısınız? İhsan, bırak şu telefonu, rezil olacağız. Tamam kardeşim, tamam. Çankaya Köşkü'nün numarasını versene sen bana. Yazıyorum. 0312, evet. Tamam, sağ ol. İhsan, bunu yaptığına inanamıyorum. Alo. Çankaya Köşkü mü? Bir dakika. Sekreterimi veriyorum. Benim sekreterlikle ne işim olur? Hizmetçilikle de işin yok ama öyleymiş gibi yapabiliyorsun. Konuş. Kimle konuşacağım? Cumhurbaşkanıyla. Cumhurbaşkanıyla mı?
Ay Sami, boşuna uğraşıyorsunuz. Onun kendi özel kuru temizlemecisi vardır. İnsan, bence biz yanlış yeri aradık. Senin sağlığın için Bakırköy'ü aramamız lazım. Sevinç, bu benim hayatımın dönüm noktası. Ne bakıyorsun salak salak? Konuşsana. Ne diyeceğim? İhsan Bey desene. Aa, alo. İhsan Bey diyecektim. Ne? İhsan Sabri Çağlayangil öleli yıllar olmuş. Pes şunu be. Alo. Çankaya Köşkü mü? Ahmet Bey'le görüşecektim. Karaca Ahmet'le ne demek hangi Ahmet'le? Ahmet Necdet Sezer tabii ki. Hayır, onunla benim aramda özel bir mesele, size söyleyemem. Ne demek şu anda görüşmesi mümkün değil? Bana bak, sinirlendirmeyin beni. Bir dahaki seçimlerde oy vermem, o olur. Sen milletvekili misin? Hem adam ikinci kez seçilemez ki. Kardeşim, Cumhurbaşkanını bizden uzak tutmakla çok büyük hata ediyorsunuz. Ne demişler? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Kendisine bomba gibi bir sürprizim var. Ve duyunca çok mutlu olacak. Sevinçten havaya uçacak, havaya. Neymiş o sürpriz? Senin meşhur elmalı kekin tabii ki. Alo. Anlatabiliyor muyum? Ben bak, beni sinirlendirmeyin. Ben sinirlenirsem çok sinirlenirim. Öyle Cumhurbaşkanı Mumurbaşkanı dinlemem, yakarım. Sen bir telefonu bağladın, bağladın. Bağlamadın. Oğlum var ya, sen öldün, sen bittin. Neler diyorsun sen? Bu santral memurlarıyla böyle konuşmak lazım. Başka laftan anlamaz bunlar. He? Ana, birazdan arayacak, öyle mi? Güzel. Ha şöyle, veriyorum numaramı. 0210. Efendim? Nasıl buldunuz? Tespit ettiniz. Güzel. E tabii sonra Bağdat bulunur, değil mi? Hadi bakayım, bir an önce. Hadi canım. Ne oldu? Duydum Sevinç. Birazdan Cumhurbaşkanı beni arayacak. Yani yarın akşam burada yemek yeme ihtimali var. Evet. Hem de tam şu masada. Ben ortalığı toplamaya başlayayım bari. Çok iyi olur. Sonra gidip Semra Hanım'a buranın tozlu olduğundan bahsetmesini istemem. O zaman senin bir hizmetçiye ihtiyacın var. Ne yani? Ben temizlik yapmıyor muyum? Temizlik yapmak başka şey, tozun yerini değiştirmek başka şey. Bir daha aşçı lazım Sevinç. Benim yaptığım yemekler ne oluyor? Tabii ki iğrenç oluyor. Madem ben size yemek yapamıyorum, temizlik yapamıyorum, daha fazla yük olmayayım bari. Ben bunu bir yıldır söylüyorum. Yeter. Ağzınıza sağlık Sevinç Hanım, lafı ağzımdan aldınız. Melekşe nereye? Dışarı. Artık bu şartlar altında bugün burada çalışmam mümkün değil. Biz farkı nasıl anlayacağız peki? İnşallah Cumhurbaşkanı buraya yemeğe gelir. Eminim çok eğitici bir televizyon programı olur. Ne televizyon programı be? Doğru Ahmet'le Bay Yanlış. İhsan, kızın kalbini bu kadar kırmaya hakkın yok. Gelince ondan özür dilemeni istiyorum. Bırak şimdi onu Sevinç. Cumhurbaşkanı geldiği zaman ben ona bazı konularda akıl vermek istiyorum. Öyle mi? Hangi konularda? Memleketi çok yakından ilgilendiren konularda. Mesela işsizlik. Mesela Orta Doğu'da barış. Kuru temizlemeciler için vergi indirimi. İhsan, sen gerçek bir vatanseversin. Rica ederim Sevinç'im. Bu benim vatandaşlık görevim. Günaydın İhsan amca. Günaydın Sevinç teyze. Günaydın Can. Can, ben sana içeri girebilirsin dedim mi? İyi de İhsan amca, demene gerek yok ki. Ben zaten girdim bile. Can, okulundan memnun musun? Evet ama geçen sene daha memnundum. O zaman bir sınıf küçüktün. Ah Can, ben de senin bir önceki okulundan çok memnundum. Neden İhsan amca? Çünkü Erzincan'daydı. İhsan amca, okuma yazmayı kaçıncı sınıfta öğrendin? Birinci sınıfta öğrendim Can. Peki okuma ve yazmayı aynı anda mı öğrendin? Hayır Can, önce yazmayı öğrendim. Sonra baktım yazdığımı okuyamıyorum. Hadi bir de okumayı öğreneyim bari dedim. Peki ilk yazdığın kelime hangisiydi? Birçok şey yazdım Can. Ali topu tut, koş Ayşe koş, sus Can sus. İhsan amca, ilk yaptığın matematik işlemi hangisiydi? Çıkarma. Peki kaçtan kaçı çıkardın? Can'ı evden çıkardım. Can Sevinç teyze, İhsan amca bir şey söyle. İhsan bırak çocuğu. Bırakıyorum Sevinç, bak bıraktım bile. Bir sonraki işlemimi öğrenmek ister misin Can? Çarpma. Göstereyim mi nasıl yaptım? Aha böyle. İhsan ne yaptın sen? Kapıyı Can'ın suratına çarptım. Küçücük bir çocukla ne alıp veremediğim var anlamıyorum. Sevinç, az sonra Cumhurbaşkanı arayabilir bu evi. Ne işi var bit kadar çocuğun ayak altında?
Adam bunun kara kökünü almadan rahat etmeyecek bu hoca. Buyurun. Biz Milli İstihbarat'tan geliyoruz. Milli İstihbarat'tan hayırdır? İhsan Yıldırım siz misiniz? Benim buyurun. Öyleyse sizi arıyoruz. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek ve suikast girişiminde bulunmak suçundan. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza? Kardeşim, ben Cumhurbaşkanı'na niye suikast düzenleyeyim? Manyak mıyım ben? Sorularımıza cevap verirseniz bunu öğrenebiliriz. Eğer bize yardımcı olursanız sizin için her şey daha iyi olur İhsan Bey. Eğer derhal evimden çıkıp giderseniz benim için daha kolay olur. Buyurun efendim. Bakın çok büyük hata ediyorsunuz. Bakın İhsan Bey, bu sabah Çankaya Köşkü'nü aradınız mı aramadınız mı? Ben aramadım. Hizmetçim aradı. Anlıyorum. Peki neden aradınız? Ben hizmetçisi değilim. Karısıyım. Peki hizmetçi nerede? Çıktı. Bana adını söyler misiniz? Söyle canım. Menekşe. Nasıl biri tarif eder misin? Tabii ederim. Drakula'nın küpe takmış hali. İhsan Bey, sanırım durumun ciddiyetinin pek farkında değilsiniz. Konuşmanız istihbarat birimleri tarafından teybe alındı. Konuşmanız sırasında Cumhurbaşkanı, Mumurbaşkanı dinlemem yakarım şeklinde bir cümle kullandınız mı, kullanmadınız mı? Ayrıca telefondaki görevliye sana bir dakika süre bağladın yoksa bittin sen öldün dediniz mi, demediniz mi? Bakın kocam bu lafları etmiş olabilir ama inanın kötü bir niyeti yoktu. Üstelik ben o laflarla Cumhurbaşkanı'nı değil telefondaki adamı tehdit ediyordum. Ya tehdit. Bir dakika. Siz bana birkaç soru sorun. Gerçekten yanıldığınızı anlayacaksınız. Buyurun sorun. Biz de onun için geldik zaten İhsan Bey. Buyurun, buyurun. İhsan Bey, ufak tefek şeylerin sizi çok sinirlendirdiği olur mu? Hem de nasıl? Bazen deliririm. Yani herkesin başına gelir değil mi? Hele bazen insan çileden çıkar. Evet. Sabahtan akşama kadar aptal aptal adamlarla muhatap olursunuz. Akşam olunca da öyle dolmuş olursunuz ki içinizden hepsini yok edip kurtulmak gelir. Aynen öyle. Size de olmaz mı? Hayır, hiç olmaz. Bana da olmaz. Ne oluyor kardeşim ya? Siz oyun mu oynuyorsunuz burada benimle? İhsan sakin ol. Nasıl sakin olayım Sevinç? İki tane zıbıdı tepemde dikilirken bana böyle davranmaya hakları yok. Ben vergisini kuruşuna kadar ödeyen bir vatandaşım bu ülkede. Bir dakika ya. Sizin maaşlarınızı ben ödemiyor muyum? Evet İhsan Bey. O zaman ikiniz de kovuldunuz. Tamam belki farkında olmadan tehdit eder gibi laflar etmiş olabilir ama... Cumhurbaşkanına suikast hazırlayacağını da nereden çıkardınız? Telefon kayıtlarından kocanızın Cumhurbaşkanına bombalı bir suikast düzenleyeceği konusunda bilgiler elde ettik. Konuşmanın sırasında Cumhurbaşkanı'nı kastederek ona bomba gibi bir sürprizim var dediniz mi, demediniz mi? Ama ben o lafı başka... Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın bu sürpriz karşısında havaya uçacağını söylediniz mi, söylemediniz mi? Ya. Ama o sürpriz benim elmalı kekimdi ya. Yani bombayı karınızın hazırladığı elmalı kekin içine koyacaktınız, öyle mi? Bir dakika. Ya ben Cumhurbaşkanı'na niye suikast düzenleyeyim? Manyak mıyım ben? Konuşmanın sırasında kullandığınız bazı şifreli sözcükler bizde Saddam Hüseyin'in ajanı olduğunuz şüphesini uyandırdı. Hı? Konuşmanın sırasında Cumhurbaşkanı'nı kastederek gözden Irak olan gönülden de Irak olur diyerek hem Irak bağlantınızı belirttiniz hem de Saddam'ın artık bize uzak duruyorsunuz. O yüzden gönlümüze de uzaksınız mesajını bildirdiniz. Ne diyorsunuz ben böyle? Ayrıca adresinizin nasıl bulunacağından bahsedilirken sonra Bağdat bulunur diyerek asıl adresinizin de Bağdat olduğunu belirttiniz. Pes! Ben sana dememiş miydim insan? Bu telefon başına bela olacak diye. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden önce her türlü potansiyel tehlikeye karşı önlem alıyoruz. Ve siz de bu telefon konuşmasıyla listemizdeki birinci sırayı aldınız. Tebrikler İhsan. Nihayet adını bir yere yazdırmayı başardın. Bakın Ajan Bey, kocamın o telefonun etmesinin tek sebebi... ...Cumhurbaşkanı'nı evimize yemeğe davet etmekti. Bombalı keki yedirebilmek için. Bombalı değil, elmalı. Sonuçta kocamın tek isteği bu sayede reklamını yapabilmekti. Size inanmak isteriz ama önce hizmetçinizin bu hikayeyi bir doğrulaması gerekiyor. Tabii bir hizmetçi varsa. Evet.
Aslında kendisi burada olacaktı ama değil mi İhsan? Eğer birisi kendisini kızdırıp evden kaçırmamış olsaydı. Kapı! Bir geldi! Geldi! Şimdi göreceksiniz nasıl yanıldığınızı, şimdi göreceksiniz. Saddam ajanıymışım da bombalayacakmış. Hey hey! Benim gibi bir vatansever gördünüz mü acaba siz? Esselamu aleyküm ya Habib. Şükran ya Sevinç Hanım. Un kurabiye, bomba, bomba. Siz kimsiniz? Abdurrezzak El Hanif, Mısır'dan. Ali Kırbaş, Milli İstihbarat'tan. İhsan Yıldırım, Bayrampaşa Cezaevinden. Sanırım Arap bağlantısını bulduk. Bir dakika, dur. Gerçekten büyük bir hata yapıyorsun. Ben bu adamı tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım. Aa, sen iyi tanımadın mı İhsan? Tanım. Hani gelmiştim, tesbihimi bırakmıştı. Tesbihini bırakmaya gelmiş. Hani sonra Ahmet Necdet Sezer'den bahsetmişti. Evet, ben onu ne kadar çok sevdiğimi söylemiştim. Yo, söylemediniz. Sevmiyor mu yani? Ama karısı seviyor. Ya, Abdurrezzak Bey, bu beylere İstanbul'a neden geldiğinizi söyler misiniz? Evet, asıl konuya bir gelelim. Ha, durun durun. Aslında ben Mısır Dışişleri... Beyefendi affedersiniz, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama Abdurrezzak Bey'i arıyorum, gördünüz mü kendisini? Abdül! Sen de kimsin? Efendim ben Deniz İrfan, yan komşu. Beyefendi benim, indir ellerini. Misafirim bu benim, kefilim ben ona. Onu bırak be, bana kefil ol. Bunlar benim Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyeceğimi sanıyor. Aman yarabbi. Beyefendi, ben bunu sizden hiç beklemezdim. Salak mısın be, öyle bir şey yapmayacağım ki. Ne çok? Siz bu beyi tanıyor musunuz? Ha, tabii efendim. Biz beyefendiyle yarın yapılacak olan İslam Ülkeleri Dayanışma Konferansı için Çırağan Oteli'ndeki konferans salonundan yer ayırtmaya gidiyoruz. Yani kendileri Cumhurbaşkanımızı rahatça görebilsin diye. Aradıklarımız bunlar. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Gel, sen de git. Aç bacaklarını. Aç. Ne yapıyorsunuz? O adam Dışişleri Bakanlığı'nda görevli tercüman. Evet, evet öyleyim. İşte... Kimliğim, kimliğim, kimliğim. Ben bittim, mahvoldum. Adil bir yargılama olacağından şüpheniz olmasın İhsan Bey. İdam cezası tamamen kalktı değil mi? Sakin ol İhsan, fazla abarttın. Bizim gizlimiz saklımız yok ki. Biz masumuz. Endişelenecek hiçbir şey yok. Yok değil mi? Bunlar temiz. Sizi rahatsız ettik. Gidebilirsiniz. Affedersiniz. Efendim hayırlı nöbetlere. Abi gel. Şükürler olsun. Oh be. Siz değil İhsan Bey. Siz değil. Efendim bize müsaade. Abdülallah. Bir dakika, neden biz gidemiyoruz? Önce şu hizmetçiyle bir konuşmamız gerekiyor. Ya vaktinizi boşuna harcıyorsunuz. Benim hayatımda hiçbir yabancıyla en ufak bir bağlantım bile olmamıştır. Sizler... Hayatınızda benim kadar şiddet karşıtı bir adam görmediniz ya. İşte sana sözünü ettiğim tüfek İhsan. Ya! Burada mı? Gel bakalım. Gel şöyle. Gel. Cüzdanım, pantolonun arka cebinde. Bankamatik şifrem 45-78. İsterseniz adınızda bir de çek yazarım. Biz Milli İstihbarat'tanız. Milli İstihbarat mı? İhsan ne yaptın? Yoksa Cumhurbaşkanı'na suikast mı düzenledin? Sus. Şomazlı psikopos. Siz kimsiniz? Benim adım Yorgo. Üst katta oturuyorum. Bu da atıcılık için aldığım yeni tüfeğim. Hiç boşuna sevinmeyin. Cüzdanımı evde unutmuşum. Aha geldi Nabu. Menekşe hizmetçim. Kurtar beni. Bu doğru mu? Hizmetçisiz misiniz? Kim olmamı istiyorsanız oyum. Korkma Menekşe. Bu beyler polis. İhsan'ın sabahleyin Cumhurbaşkanı'nın neden aradığını öğrenmek için gelmişler. Evet hanımefendi. Eğer bize anlattıklarını doğrulamazsanız İhsan Bey'i tutuklamak zorunda kalacağız. Yani şimdi sizi tutuklayıp tutuklamamaları bana mı bağlı? Evet. Hadi söyle Cumhurbaşkanı'nı niye aradım? Yani sizi kurtarmamı istiyorsunuz. Hani sabahleyin beni kapı dışarı ettiğiniz, yük olduğunu söylediğiniz ben. Menekşe! En çok denizinden şüphelendiniz. Yuvarlak yuvarlak dönen fıldır fıldır gözlerinden mi? Menekşe söylesene şunu. Hatırlamaya çalışıyorum İhsan Bey. Ama böyle hafızamı tazeleyecek bir şey lazım. Mesela bir özür. Tamam Menekşe, özür dilerim. En iyi hizmetçi benim. En iyi hizmetçi sensin. En iyi aşçı da benim. En iyi aşçı sensin. Maaşıma 100 milyon da hak ediyorum. Yok elinin körü. Peki, ayda bir sizi ziyaret ederim. Tamam.
50 milyon. Ne gerek vardı İhsan Bey? Yani İhsan Bey Cumhurbaşkanı buraya davet etmek istedi çünkü kendi reklamını da yapmak istiyordu. Yoksa başka hiçbir niyeti yoktu. Gördünüz mü? Evet. Söyledikleri sizi doğruluyor. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben İhsan Bey'le röportaj yapmak için geldim. Aman efendim, hoş geldiniz. Ben İhsan Bey oluyorum. Gelin. Evinizde bir parti verdiğinizi bilmiyordum. Kusura bakmayın. Zaten pek parti sayılmaz. Bu beyler milli istihbarattan. Milli istihbarat mı? Peki burada ne işleri var? Emniyetten arkadaşlar. Tamamen yanlış bir anlamı olmuş. İhsan'ın Cumhurbaşkanı'nı telefonla tehdit ettiğini, ona suikast düzenlemeyi düşündüğünü sanmışlar. Bir dakika. Ne oldu? Siz niye yazıyorsunuz bunu? Çünkü ben bir muhabirim İhsan Bey. Ben de kuru temizlemeciyim. Sen beni kuru temizlerken gördün mü hiç? Ne oluyor? Nereye arıyorsun sen? Gazeteyi. Hemen buraya bir foto muhabiri göndersinler diye. Bakın İhsan Bey, bence siz magazin ekini boş verin. Ben yarın sizi birinci sayfaya sür manşet çıkartacağım. Nasıl? Kuru temizlemeci Cumhurbaşkanı telefonla tehdit etti. Bana bak, böyle bir şey yaparsan ben öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Yerim. Canım benim. Magazin gazetecisi arkadaş. Çok 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 severim. Ne güzel bir şey.